İngiltere hükümeti uzun süredir devam eden sokak protestoları ve sivil toplum kuruluşlarının baskısına daha fazla direnemedi. İsrail'e silah satışı ruhsatına sahip 350 şirketten 30'unun satış yetkisi askıya alındı. İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına ilişkin dünyaya yayılan görüntüler uzun süredir İngiliz kamuoyunda rahatsızlık konusuydu. Hamas'ın terör saldırısını, öldürdüğü 1200 kişiyi ve elindeki 250 rehineyi gerekçe olarak ileri süren İsrail, Hamas kaynaklarına göre 40 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Yıkılan evler, yerinden edilen ve Refah'ta sıkıştırılan Gazze halkı, öldürülen Filistinli çocuklar İngilizleri defalarca sokağa döktü. İsrail destekçileri de asıl mağdurun kendileri olduğuna dair kampanya yapmaya devam ediyorlardı. Filistinli bebekler arasında baş gösteren çocuk felci İsrail'i bir aşı koridoru açmaya itti ama dünya kamuoyu insani yardımların ulaştırılması ve açlıkla yüz yüze kalan yüz binlerce Filistinli için endişelenmeye devam ediyordu. İngiltere resmi olarak İsrail'in şiddetinin aşırılığı konusuna değinse de silah satan şirketlere karışmadığı için ağır kamuoyu baskısı altında kaldı. Dışişleri Bakanı David Lammy parlamentoda silah satışının kısıtlanacağını söyledi. İngiltere'nin hala İsrail'in dostu ve müttefiki olduğunu, kendisinin de ilerici ve özgürlükçü bir Siyonist olduğunu belirtti. İngiltere'den İsrail'e bir yılda 42 milyon sterlin ederinde silah ve mühimmat satılmış. Şimdi askıya alınan 30 parça lisans arasında askeri araç yedek parçaları olduğu bildiriliyor. Yasağın kapsamının daha da geliştirilmesini isteyen milletvekilleri, örneğin neden daha ölümcül olan F-35 savaş uçaklarının parçalarını yasaklamıyorsunuz diye sorguluyor. Liderliğini İşçi Partisi'nin eski genel başkanı Jeremy Corbyn'in yaptığı bağımsız milletvekillerinden oluşan 5 kişi, İngiltere parlamentosunda Filistin yanlısı bir dayanışma grubu kurdu. Onlar silah satışının tamamen yasaklanmasından ve İngiltere'nin ateşkes sağlamasından yana. Parlamentoda Dışişleri Bakanı ile birlikte İngiltere'nin sattığı silahlarla uluslararası kurumlar nezdinde bir suç ortağı durumuna düştüğünden endişelenenler az değil. İsrail'den bu karar karşısında tepkiler geldi. Savunma Bakanı derin bir hayal kırıklığı yaşadığını paylaştı. Dışişleri Bakanı İsrail Katz ise bu hamlelerin Hamas ve İran'ı cesaretlendireceğini düşünüyor.